örnek alınacak yegane insan. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın dediği gibi, ya Rabbi yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Ya Rabbi boğulmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi yanmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi bunaklık derecesindeki yaşlılıktan sana sığınırım. Ya Rabbi ölüm esnasında şeytanın aldatma ve hilesinden ve tuzaklarından sana sığınırım. Ya Rabbi Allah yolunda mücadeleden kaçınmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi kötü ve zehirli hayvanların zehirlemesinden ve onunla ölmekten sana sığınırım. Ya Rabbi açlıktan ölmekten sana sığınırım. Açlıkla imtihan etmekten sana sığınırım. Ya Rabbi ihanetin her türlüsünden sana sığınırım. Ya Rabbi aciz ve muhtaç duruma düşmekten sana sığınırım. Ya Rabbi çaresiz halde kalmaktan, başkasının başına yük olmaktan, sırtına yük olmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi insanların yanında zelil hale düşmekten sana sığınırım. Ya Rabbi itibarsız hale düşmekten sana sığınırım. Ya Rabbi korkaklıktan sana sığınırım. Ya Rabbi tembellikten sana sığınırım. İlahi cimrilikten sana sığınırım. Ya Rabbi saçım savurup da sonradan perişan hale düşmekten de sana sığınırım. Ya Rabbi katı kalpten, hissiz vicdansız olmaktan, merhametsiz olmaktan, sadece kendini düşünen bencil hale düşmekten sana sığınırım. Ya Rabbi gaflette bulunmaktan, gafil halde kalmaktan sana sığınırım ya Rabbi. İlahi ya Rabbi kötü sözlerden sana sığınırım. Şirkten, şikaktan, nifaktan, marazdan sana sığınırım. Hastalıktan sana sığınırım. Günahkar olmaktan, fasık olmaktan, iki yüzlü olmaktan, münafık olmaktan, böyle böyle görünmekten, iki yüzlülükten, imanı gizlemekten, niyetini saklamaktan, arsız olmadan sana sığınırım. Ya Rabbi, insanların kötü gözle bakmasından sana sığınırım. Ya Rabbi, iki kalp sahibi olmaktan, münafıklıktan sana sığınırım. Ya Rabbi, gösteriş yapmaktan, riya sahibi olmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi, gerçeğe kulak tıkamaktan, arsız olmaktan, kulaksız olmaktan, duymaz olmaktan, haksızlığı görmemekten sana sığınırım. Ya Rabbi gerçek yani hakikat karşısında susmaktan ve şeytan olmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi aklı yitirmekten, deli olmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi her türlü kötü ahlaktan sana sığınırım. Ya Rabbi el cümle kulun ve elçin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam neden sana sığınıyorsa tümünden sana sığınırım. Ya Rabbi bu gece Regaib kandili, Recep gece Recep ayının Ramazan'ın habercisi olan ilk kandil, rahmetin, merhametin, affın çok olduğu gece, bu gece rahmet kapılarının sonsuza kadar açıldığı bir gece, Ya Rabbi gece hürmetine bizleri affeyle. Bu gece yaptığımız bütün dualarımızı, bu son duamızla beraber birleştirip kurbanın olayım, amel defterimize yazdır Ya Rabbi. Belki bizim duamız kabul edilmeyecek bir duadır. Belki dilimiz iyi değil. Belki yüreğimiz tam değil. Biliyorum ya Rabbi. Kulumuz eksiğimiz çok, günahımız çok. İsyanımız, misyanımız çok. Yüzümüz yok. Belki günahlarına rağmen arsız bir halde sana dönmüşüz ya. Ya Rabbi bunun da farkındayız. Ama biliyorum ki şu anda milyonlarca insan evlerinde gözü yaşlı, kalbi böyle atarak amin diyorlar. Ya Rabbi şu kullarım içinde, milyonlarca insan içinde mutlaka duası kabul olan biri var mı? Var mı? Vardır biri. Onun hürmetine tümümüzü affeyle ya Rabbi. Onun duası hürmetine tümümüzün dualarını kabul eyle ya Rabbi. İsyanımızı sil ya Rabbi. Unutkanlığımızdan bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Bizi vahşette bırakma ya Rabbi. Orta Doğu'da, dünyanın uzak beldelerinde, Afganistan'da,
Bangladeş'te ve diğer yerlerde, ta Keşmir'de Müslüman kanı akıyorsa ya Rabbi, Müslüman kanını akanların yanında bırakma ya Rabbi. Ümmeti İslam'ı uyandır ya Rabbi. Müslümanları birbirini öldüren, birbirinin hayatına son veren, evleri yıkan, çocukları öldüren, kadınları öldüren halde hale sokanlardan hesap sor ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara şuur izan eyle. Birbirini ezen, öldüren, yok eden, birbirini aleyhinde kumpas kuran, birbirini aleyhinde söz söyleyen, riyakar, iki yüzlü insanlardan bizi eyleme ya Rabbi. Ümmetin kanı yeter attı. Bu gecenin bir sabahı yok mu acem? Elbette ki sabahı var. Ya Rabbi o sabahı görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu ümmet sana dua ediyor ya Rabbi. Bu ümmet şirksiz sana dua ediyor. Bu ümmet peygamberini peygamber bilerek şirke bulaştırmadan, bu ümmet tevhidi bozmadan sana yalvaran tek ümmet. Ya Rabbi bu ümmet giderse yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Resulullah'ın Bedir'de dediğini diyoruz. Ya Rabbi bu ümmete şuur ihsan eyle. Bu ümmeti uyandır ya Rabbi. Bu ümmetin bazı güçlerini, bazı devletlerini piyon olmaktan çıkar ya Rabbi. Kur'an ve Hazreti Muhammed için iki şey sadece terk edeceğimiz iki şeyimiz var. Kur'an ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ya Rabbi bu iki temelden bizi ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi güçlerimizi birleştir. Bizi merhametsiz etme. En güçlü olduğumuza bizi adaletten ayırma. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Ölüm hak geldiği zaman bizi ölüm ansızın yakalamasın ya Rabbi. Tövbe imkanı nasip et ya Rabbi. Ansızın yakalarsa da aklımız başımıza gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Mezara girerken farkında olarak girmeyi nasip et ya Rabbi. Mezarda sorgulandığımızda Rabbim Allah, Peygamberim Resulullah demeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mezarın başında dua edenlerin dualarını aşağıda duymayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Cebrail'in kanadındaki dualar ve esma hürmetine bizleri affeyle. Mikail'in kanadındaki isimler hürmetine bizi affeyle. 99 esman hürmetine bizi affeyle. Bilmediğimiz isimler hürmetine bizi affeyle. Denizlerdeki damlalar hürmetince sana hamdü sena. Kum taneleri kadarınca sana şükür ya Rabbi. Peygamberine salatu selam. Ey Zülcelal, senden başka Zülcelal, senden başka Muiz, senden başka Muzil, muktedir yok. Senin iktidarına, yüzüne sığınmışız bizleri affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu gece için dua etmiş, okumuş, hatim indirmiş, salatu selam, dua, zikir. Kim ne göndermişse ya Rabbi, tümünü bizi vekil tayin etmişlerse sana arz ediyoruz. Tümünü kabul eyle ya Rabbi. Hangisi hangi niyette okumuşsa kardeşlerimizin, hepsini kabul eyle ya Rabbi. Sen herkesin gönlündekini bilensin, geri çevirme ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, ahirete intikal etmiş olan ölülerimize rahmet eyle. Amin. Sevdiklerimizi kaza, bela, musibetten, afetten, hastalıktan uzak eyle. Hastalara şifa nasip eyle. Dertlilere deva nasip eyle. Borçlulara eda nasip eyle. Bizi farklı düşünsek de, farklı mezhepte, siyasette, farklı düşüncede olsak da, farklı dilde olsak da birbirini kucaklamış olanlardan eyle. Müslümanıyla gayrimüslimiyle birbirini anlayanlardan eyle. Ya Rabbi ülkemizde saadet, barış, güzellik, esenlik nasip. Bizi şerle intihar et. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Efendim Fatiha'mızı okuyorsunuz. Tabi biraz sonra Kur'an-ı Kerim'le sevgili Altcan Çelik'ten Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Altcan'a buraya gelecek. Değil mi? Ve orada mı okuyacaksın? Nasıl yapacaksın? Altcan.